Çok iyi yetiştiren anneler programımızda çok kıymetli annelerimizi konuk almaya devam ediyoruz değerli izleyenler. Apranti Eğitim Merkezimizde birinci sınıf öğrencimiz Yaren Elif Erdiman'ın annesi Sayın İlter Erdiman'la birlikte olacağız programımızda ve sorularımızı kendisine yönelteceğiz. Efendim sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Ben İlter Erdiman, Yaren Elif'in annesiyim. Ben de 71 doğumluyum, ev hanımıyım. Çocuklarımla ilgileniyorum. Bunlara destek olmaya çalışıyorum. İki çocuğunuz var. İki çocuğum var, evet. İki kızım var. Ve bir tanesi Yaren Elif. Şu anda Apranti Eğitim Merkezi'nde 2023 kursiyerlerinden. Evet. Yaren birinci sınıf öğrencisi. Birinci sınıf öğrencisi. Şimdi ev hanımısınız. Evet. Annelerimiz, özellikle jokey yetiştiren annelerimiz bu meslekte çocuklarını nasıl tercih ediyor, nasıl teşvik ediyor? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yaren, şu anda eğitim aldığı merkezde nazar boncuğumuz. Ay, teşekkür ederim. Göz bebeği orada. Evet, tek kız öğrenci. Bu senenin tek kursiyeri, kız evet. Kursiyeri. Nasıl karar verdi Yaren? Vallahi bizim için de çok sürpriz oldu böyle bir meslek seçmesi bakımından. Televizyonda izliyor, at yarışlarını izliyor. Yani bunu merak salıyor, şey yapmaya çalışıyor. Araştırıyor, öğrenmeye çalışıyor. Bu jokey nasıl olunur? Evde at yarışı izleyen... Yani dedemiz vardı. Dedemiz izliyordu. Dedesi izlerken o da bir göz atmış. Bak bir hoşuna gitmiş. Zaten hayvanları, atları çok sever. Sporla da uğraşıyordu daha öncesinde de. Bakın jokey nasıl olunuyor diyerekten bir araştırmaya başlıyor. Daha sonra apranti okulunu fark ediyor. Apranti okuluyla ilgili bilgiler topluyor kendince. Daha sonrasında bize açtı bu fikrini. Ben dedi apranti öğrencisi olmak istiyorum, jockey olmak istiyorum dedi. Siz ne yaptınız o sırada? Biz şaşırdık. Yani hiç bilmediğimiz bir meslek. Yani atın ağasıyla alakamız yok. O kadar söyleyeyim size. Kızım dedik nasıl olur? Hani çok hani erkek egemonyası altında aslında bir meslek. Çok ağır çalışma şartları var. Dedim annem yapamazsın, olur mu sen hani yapabilecek misin? Nasıl olacak bu iş filan? Biz seni öyle bir geçiştirdik biz. Olurdu, olmazdı. Anneciğim bir işte liseye gidip liseyi bitir. Hevesi geçer diyerekten düşündük. Aynen öyle. Ama bir sene öyle geçti. İkinci sene geldi. Baktık hala isteği devam ediyor. Bizi buraya getirdi. Hipodroma geldik, dolaştık, baktık filan. Atmosferi. Atmosferi evet. Hani bak şurası şöyle. O bize tanıtıyor. O kadar çok bilgi kendini toplamış ki burayla ilgili. Hani bak burada bu var, şurası şöyle. Okula geçtik. Okulda işte müdürlerimizle görüştük o zaman geldiğimiz zamanda. Oradan işte bilgiler aldık. Sizin de fikriniz değişmeye başladı mı sektörle ilgili? Yani evet, elbette tabii ki. Yani yavaş yavaş gördükten sonra. Evet evet. Yani çok güzel bir ortam zaten. Gerçekten çok güzel. Havada yani İstanbul içinde olduğunuzun hiç farkında olmuyorsunuz. Çok güzel bir ortamı var. Bununla birlikte yavaş yavaş yani biz aile olarak karşısındaydık bir dönem. Daha sonra yavaş yavaş ısınmaya başladık. Yani dedim evet çocuğumuz çok istiyor. Bizim de buna destek olmamız gerekiyor artık. Ve şaşırıyorsunuz bir kız çocuğunun bu mesleğe bu kadar hevesli olması, ısrarla anne babasını bu konuda ikna evet. etme çalışmaları başlıyor. Evet, sonra da desteklemeye başlıyorsunuz. Evet, evet daha sonra desteklemeye başladık. Sonrasında da seçmelere katılıyor evet. ve birincilikle Yaren. Birincilikle evet birincilikle kazanıyor. Kazanıyor. Ve bütün erkekler içerisinde tek kız öğrenci olarak sınava giriyor. Birincilikle sınavını kazanıyor ve başlıyor. Nasıl o birincilikle bitirdiğinde duygularınız nasıl? Yani büyük bir gururdu. Gerçekten büyük bir gururdu. Kızımla çok gurur duydum. Çok sevindim. Yani herkes genelde o gün sınava geldiğimiz gün mesela herkes Elif'e yani biz Elif olarak da söylüyoruz. Elif'e şöyle bir yan gözle falan bakıyor. Yani nasıl olmaz bu, kazanamaz bu kız diyerekten düşünenler çok vardı. Ama tam tersi oldu. Büyük bir azimle birlikte kazandı sınavını. Şimdi Apranti Eğitim Merkezi'nde eğitim alıyor diğer arkadaşlarıyla, evet. diğer öğrencilerle birlikte. Daha istekli mi? Çok hani istekli. Yarıda bırakanlar da oluyor bu eğitimi. Evet. Yani başından beri o kadar istekliydi ki. Yani bugüne kadar asla ağzına of çok yoruldum kelimesini çıkmadı. Duymadım yanır mısınız? Kesinlikle. O kadar severek ve isteyerek yapıyor ki işini. Biz de buna tabii ki destek oluyoruz. Artık
büyük bir destek tabii oluyorsunuz. Tabii ki, inanılmaz. Şimdi Apranti Eğitim Merkezi'nde eğitimler 3 yıl. 3 yıl sonra da zaten kursiyerken artık at binmeye de başlıyor. Sahaya da çıkıyor sahaya çocuklarımız. Da çıkıyorlar, evet. Ve güzel başarılara da imza atıyorlar. Evet. Elif'in ilk sahaya çıktığında anne olarak duygularınızı şu anda almak istiyorum sizden. Bugün İstanbul'da yarış var ve Yaren, Elif, Erdoğan bir safkana binecek. O gün ne hissedersiniz? Ya öncelikle büyük bir gurur. Gerçekten büyük bir gurur ve kızımın azmini gördüğüm için o kadar mutlu oluyorum ki bu konuda. Ve korku da tabii ki bunun yanı sıra. Çünkü aynı zamanda tehlikeli de bir meslek. Riskler var. Riskleri var. Allah göstermesin, sakatlığı var bu işin, attan düşmesi var. Yani onun yanında ama inanılmaz gurur var. Güzel zaferler de var. Çok, gerçekten. Gerçekten. İnşallah çok başarılı bir jokey olur. Ve kızlara bu yolu açar inşallah. Kız öğrencilerine devamı gelir diye düşünüyorum inşallah. Artık kadınlarımız, kızlarımız mesleğe gerek antrenörlük olsun, gerekse istik, gerekse jokeylik konusunda Apranti Eğitim Merkezi'nde talepler artmaya başladı. Sektörde kadının ilgisi oldukça evet. fazlalaşmaya başladı. Kadın yarışseverlerimizi hipodromlarımızda oldukça sık görmeye başladık. Siz de artık sürekli evde TCK TV'yi açıp izliyor musunuz yarışları? Elbette tabii ki bir an evet. Özellikle İşte Elif hafta sonları evde oluyor pazar günleri. TCK'yı açıyoruz. Kim yarışıyor, nasıl işte nasıl gidiyor, atlar kim koştu filan takipteyiz tabii ki. Daha öncesinde hiç böyle bir merakımız, şeyimiz yoktu. Peki Yaren, Elif'in var mıydı bir jokey abisini örnek aldığı bir jokey? Halis Karataş tabii ki. Halis Karataş'tı. Evet, Halis Tanışma Karataş. Tanışma fırsatı buldu mu? Evet, buldu. Tanıştı kendisiyle de. O kadar çok heyecanlanmış ki hani de konuşamadım bile diyor kendisiyle diyor. Çok büyük, çok seviyor gerçekten. Evet. Diğer çocuğunuz ilgili mi? Hayır, değil. O çok farklı. O daha çok dansla ilgili, halk oyunlarına yönelik ilgisi var. Ya iki kardeş de çok farklı. Yaren'in spora olan merakı. Çok, evet. Önce voleybolla başlıyor. Evet. Ondan sonra dedesini yarış izlerken görüp ardından at binme sevdası başlıyor. Evet. Ve sonra ailenin teşvikiyle Apranti evet. Eğitim Merkezi ile tanışıyor. Evet. Burada şimdi eğitimini tamamlayacak. İnşallah. 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 Başarılı apranti, ardından jokey İnşallah. Olarak da ismini böyle... İnşallah hocalarının sayesinde, hocaların sayesinde gerçekten çok ilgili hocalarımıza çok evet. teşekkür ediyorum hepsine. Çok ilgililer. İnşallah diyorum ya işte kız öğrenciler çoğalsın, gelsinler hepsi burada denesinler. Var mı Yaren'in böyle teşvik ettiği arkadaşları? Arkadaşları gerçekten yeni geçen nesil. Gün konuştuk kendisiyle. Anneciğim dedim ki arkadaşlarına hani oluyor mu duyuyor? Anne dedi hayır dedi hiç kimse dedi bunu yanaşmıyor bile. Yani dedi yok biz öyle yapamayız diyorlar dedi. Çok hani büyük bir yani güç, evet. işte ne bileyim zorluğu çok fazla olduğu için. Aslında her şey yok, hayvan diyorlar. Sevgisiyle başlıyor. Evet. Sonra at sevgisi onu evet. tetikliyor ve çocuklar, gençler bu mesleğe o şekilde başlıyorlar. Evet. Yaren, Elif şu anda dediğimiz gibi tek kursiyerimiz bu tek. 2023 yılının. Eminim ki başarılı bir öğrenci olduğunu öğretmenlerinden öğreniyoruz. Başarılarının devamı gelsin istiyoruz. Çok teşekkür istiyoruz. Ederim inşallah. Anne olmak zordur. Her meslekte aslında çalışan kadınlar, çalışan anneler, ev hanımı da olsanız evet. Zaten gün boyu mesainiz başlıyor evin içerisinde. Bir de çocukları ekliyoruz biz bu mesain içerisinde. Evet. Onların bu hayatta başarılı bireyler olması için, sağlıklı, başarılı bireyler olması için de elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Ama şimdi günümüz gençlerini teşvik etmek gerekiyor. Teşvik etmek Çünkü gerekiyor. Onlar zaten seçimlerini yaparak aslında bizleri yönlendiriyorlar. Aynen öyle oldu gerçekten. Bizi yön. Biz çocuğumuzu değil de meslek seçmesi konusunda çocuğumuz bizi yönlendirdi. Evet. Ve anne olarak onun bu tercihine saygı duyup her daim evet. arkasında olan evet. bir kadınsınız, bir annesiniz. Çok teşekkür ediyorum. Anneler Günü için gerçekleştirdiğimiz bu programda tüm içtenliğinizle sorularımıza cevap ederim. Verdiğiniz teşekkür için. Ederim. Anneler Gününüz kutlu Çok olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.